Ferrari'nin fotoğrafı geldi. Biraz uzaktan gözüküyor ama burada kendisi 126 kilo imiş. Şimdi ben tabii boy da alkışlarınızla önemli burada. Seda Bezci'yi evet. davet ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seda Hanım, 8 ay önce ameliyat oldunuz. Evet. 126 kiloydunuz. Evet. Şu anda kaç kilosunuz? 70. 70. Sağ olun. Yani her seferinde görüyoruz, her seferinde de ben şaşırıyorum. Gerçekten şaşırıyorum. Yani sizden 56 kilo çıkmış. Evet. Yani insan çıkmış. Evet. İşte ben nerenizin... tam 56 kiloyum. Evet yani Nilüfer sizin nerenize sığıyor ya? Ben ya, ya olacak iş değil. Bakıyorum bakıyorum. Olmuyor yani nerenize sığıyor? Şöyle nasıl siz yan sığıyor? Yana durun. Vallahi, o kadar yani, çıkmış. Vallahi evet. Önceden bu kadarmışsınız işte. Yani evet. Bakın Allah'ın seversen. Tamam. İnanılır gibi değil yani. Gerçekten inanılır gibi değil. Peki sizin de çocukluktan itibaren miydi kilonuz? Evet genetik. Genetik derken? Genetik olarak genlerimde obezite geni vardı. Anne falan baba kilo, baba tarafı. Her zaman diyet yaptım. Denemediğim yöntem kalmadı. Hayatım boyunca diyet yaptım. Akupunktur denedim. Mideme balon taktırdım. Ama hiçbir işe yaramadı. Kilo vermekte hiçbir sıkıntım yok. Kiloyu çok güzel veriyorum. Ama koruyamıyorsun. Koruyamıyorum. Peki aynen niye koruyorsun? Yani ben şimdi şunu merak ediyorum. Kiloyu veriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kilo verirken nasıl veriyorsunuz mesela? Diyet yapıyorum. Tamam. Ama diyetle çözüm olmuyor. Peki aynı niye zamanda... öyle devam edemiyor musunuz? Edemiyorum yani. Kilo verdikten sonra tek bir kaçamak bile yapsam. Aykut Bey şunu merak ediyor. Kiloyu veriyorsunuz, niye tutmuyorsunuz da geri alıyorsunuz? Evet, yani, ben gerçekten hani şu açıdan merak ediyorum. Yani madem bu kadar problem, madem verebiliyorsunuz. Verince mutsuz öyle devam edilmiyor mutsuz. Mu? Yani çünkü, ha, evet. ona geleceğiz. Doyma gitmiyor çünkü. Diyet yaptıkları evet. bir ay boyunca diyelim 20 kilo verdiler büyük mutsuzluk içinde. Bir aydan 3 gün sonra hayatlarında enteresan bir şey olduğu zaman anda bir şekilde ya da bir kaçış anında bir başladıkları anda onun İpin mutluluk ucu kaçıyor, hissi değil mi? Onların mutlu olarak diyet yapma imkanları yok maalesef. Evet. Sürekli mutsuzluk, sürekli mutsuzluk. Zaten bu tüp mide ameliyatının en güzel tarafı hem azıcık yediğinizde derhal doymanızı ve öğün aralarında da acıkmamanızı sağlıyor. Çok mutlu şekilde iradelerine bağımlı olmadan aynı sizin gibi küçük hanım, incecik bir hanım nasıl güzel fit olabilir, diyet yapabilir. O mutlulukla diyet yapabilmeleri imkanını tanıyor bu ameliyatlar. Evet. Enteresan olan bir şey var. Mide balonu taktırdım dedin değil mi? Evet. Mide balonu yani midenin içine bir balon koyuyorsunuz ve o bir gerginlik yaratıyor. Ama orada çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Çünkü mide yine yerinde duruyor. Durunca açlık hormonu grelin yine salgılanıyor. Yani iştahı var, yemek istiyor. Üstelik bu mide balonu bir gerginlik yaratıyor ve en önemlisi altını çiziyorum bir süre sonra çıkarılmak zorunda. Hayat evet. boyu kalacak bir mide balonu yok. Öyle yani, çıkarıldığı evet. anda da... Aslında iki ameliyat olacağınızı da bilerek giriyorsunuz. Evet, çıkarıldığı anda da tekrar başa döner. Ne diyoruz biz? Yaptığımız işlem hayat boyu vücudunda kalmalı. Onu tekrar geri döndürürsek 6 ay içerisinde kilo alır. Diyette başarısızlıktan kastımız şu. Tekrar çiziyorum altını. Bazen görüyorum dergilerde 180 kiloydu 110 kilo oldu. Büyük mucize. Geçen bir gazete seri yaptı. İnanılmaz evet. bir şey. Yani bir gazetede acaba şimdi ne oldu adam? Seri yapıldı. Efendim 180 kiloymuş da 90 kilo düşmüş. Son derece yanlış bir mesaj. Yani böyle mucizeleri siz verirseniz insanlar o mucizelerin peşine varlığına takılır. Varlığına inanırlar. Evet. evet. Aradığınızı ne olduğunu bilmezseniz mutlu olamazsınız. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel söylediniz. Bu bir mucize. Evet. Yani mucizeler her gün ve hepimizin başına gelmezler. Gelmez. Yani bunlar yapılan çalışmalar zaten diyor ki 40'ın üstünde vücut kitle indeksi olup birkaç defa diyet denemiş, başaramamış insanlardan %1'in altında diyor. Şeye benziyor. Artucuğum sen ipte yürüyebilir misin 180 katlı 2000 arasında? Yürüyemem ama yürüyen bir adam var. Sihir, cambaz. Cambaz. Cambaz evet. yürüyor. Şimdi cambazı siz gazeteye çıkarıp bu adam yürüyor derseniz başkalarına merak eder, herkes de yürür aynen. ve aşağı evet. düşer. Evet. Çok yanlış mesela. O yüzden medyaya o konuda altını çiziyorum.